Doktora ellerden öldü. O sana yardımcı değildir. Beyin cerrahı. Bu bir işaret. Onu bir işaret. Kontrol et, öfkeni kontrol et. Buyurun beyefendi. Merhaba. Ben Eylül Erdem'i görecektim. Eylül Hoca henüz hasta kabulüne başlamadı. Birazdan randevularını alır. İsterseniz şurada bekleyebilirsiniz. Sakin ol. Kontrol et. Sakin ol. Hocam, şurada oturan beyefendi sizinle görüşmek istiyordu. Bir bakar mısınız? Merhaba. Doktor Eylül ben. Benimle konuşmak ister misiniz? Ben Hakan. Randevum yok ama... Acil bir şey değilse çocuklara söyleyeyim, yarın alsınlar. Bugün gerçekten çok dolu. Olmaz. Çünkü ben biraz hastayım galiba. Konuşmaya ihtiyacım var. Konuşabilir miyiz? Ben bir randevularımı kontrol edeyim. Siz burada bekleyin.
kolik çıktın, gecenin bu saatinde kalktın, buraya geldin. Hastayı ben de görmek istiyorum. Var. Ay. Gecenin ikinci sürprizi. Hocam ben geç kalmadım değil mi? Apar topar geldim ama. Yok, geç kalmadım. Hasta acilde. Bu arada biz düğüne gittik, o yüzden üstümüzü değiştiremeden geldik. Kusura bakmayın. Düğün telaşlı gibi bir şey. Önemli değil. Hastaya gidelim. Hastaya gitmemiz lazım. Şu senin özenle hazırlanıp gidemediğin galiba. Hasta 12 yaşında. Batının hassasiyeti mevcut. Karnında büyük bir kitle halinde serbest sıvı birikmiş. Ali Asaf hocam, tomografi için hazırız. Hasta Bahar hocam. O iliklenecek. Karaciğerinden dalağına kadar uzanan büyük bir kitle görünümü var Bahar. Yok. Tomografiyle vakit kaybedemeyiz. Hasta peritonit ve hipotansif durumda. Ultrasondaki görüntülere bakılırsa kist raptör olmuş olabilir. Acil ameliyat almamız lazım. Ve ameliyathaneyi hazırlatıyorum. Tamam. Kaybedecek vaktimiz yok Zano. Anne babası nerede? Kimsesi yok. Suriyeli bir kadın bırakmış. Sonra da kayboldu ortadan zaten. Nasıl ya? Annesi babası bu hale gelene kadar neden beklemiş? Savaş Bahar, savaş. Bu insanlar savaştan, ölümden kaçıyorlar. Belki de anne ve babasını o savaşta kaybetmiştir. Kim bilir? Bütün organları yayılmış. Dalaktan kazımak zorunda kaldım. Neredeyse 2 kilo. Bayağı büyükmüş ama çıkartmak da zor oldu zaten. Bahar hocam, kızın saçındaki örgüyü gördünüz mü? Annesi yapmak için çok uğraşmış olmalı. Annesi saçıyla uğraşmış ama karnında da 2 kiloluk tümör büyümesine izin vermiş. Ben de bunu anlayamıyorum. Belki de annesi yaşıyordur. Hocam sol hepatik artere denk geliyor. Gördüm. Hastanın durumu giderek kötüleşiyor hocam. Tamam. Fatih çabuk daha çok tampon ver. Çabuk hastaya bir ünite daha kan bağlayalım hemen. Allah kahretmesin. Karaciğerde kanama var. Tutuyorum ama kontrol altına alamıyorum. Fatih, aspir etmemiz lazım. Damarı göremiyorum. Klemp. Bir şey yaramıyor hocam. Hasta kötüleşiyor. 5-0'lık prolen ve büyük klemp istiyorum hemen. Hocam, işe yaramıyor. Hastayı kaybediyoruz. Allah kahretmesin, işe yaramıyor.
Bahar! Öncelikle sakin. Kanamayı durdurmanın bir yolu var. Ben sana güveniyorum. Şimdi konsantre ol ve iyi düşün. Hadi. Balon tampon yapacağız. Bu kanamayı durdurur mu? Başka şansımız yok. Önce Flazor'da en büyük klembi var bana, tamam mı? Tut bunu Fatih. Aspire etmen lazım iyice. Tamam. Enjeksiyonu ver. Güzel. Klembi tut. Fatih bak. Bunu damara sokacağız, tamam mı? Ondan sonra da hava verip bu balonu şişireceğiz. Böylece kanamayı durduracağız, tamam mı? Yapabiliriz değil mi? Evet hocam. Güzel. İyice aspire et. Damarı görmem lazım, tampon. Hazırız değil mi? Yerleştiriyorum. Değerler normale dönüyor. Diğer değerler de stabil. Aferin. Aferin. Hocam, bravo. Çocuğun hayatını kurtardınız. Merhaba hocam. Şu Suriyeli küçük kız için yabancı şubeden gelen giden biri oldu mu hiç? Geldiler hocam. Bekleme salonundalar. Bir de şuradaki kadın. Kızı sorup duruyor. O bulmuş galiba. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. Sen şu Suriyeli kızı getiren kadınsın değil mi? Nasıl? İyi? İyi yani iyileşecek, daha iyi olacak. Şükür. 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 Sende de bu boncuklardan var. Bu boncukların aynısından küçük kızda da var. Evet, onun da böyle saç örgüsünde senin gibi. Siz aynı yerden falan mı geliyorsunuz? Ailesini tanıyor musun? Bak lütfen, korkacak bir şey yok. Eğer bir şey biliyorsan söyle, tamam mı? Bak çok zor bir ameliyat geçirdi. Ailesine çok ihtiyacı var bu kızın. Annesi sensin değil mi? Neden kızın olduğunu saklıyorsun ya? Sorma. Allah'ın haline sorma. Ben sizin ver göreyim bir kez. Bir kez. Ya sen bu kız bu hale gelene kadar neden bekledin? Niye getirmedin hastaneye çocuğu? Yok. Bizim ülkem yok. Yok hastane. Mehmet Deva. Ve savaş. Ve savaş. Kızı niye bıraktın? Mecbur. Mecbur, tekne dün gece. Hasta dayanamaz. Dayanamaz. Ama gidemedi. Vallahi gidemedi. Gidemedi. Gönderme bizi. Söz ver. Gönderme bizi. Bir kez kızımı gör. Bes bir kez. Yalvarırım kızımı gör. Allah'ını sanırsan. Kızımı göreyim. Azam anlamam gerçekten bir kötüdür. Ama yine de bunları sana vermek istedim. Nereden çıktı bunlar? Normalde bugün yemek yiyecektik. Ama işte sonra ben gelemeyince özür dilemek için de. Senin için.
bir şeye gerek yoktu. Alt tarafı sıradan bir yemek. Benim için seninle vakit geçirmek sıradan bir şey değil ki. Musa yapma böyle. Ben de bu savaşın içindeyim demiştim. Bana inanmıyor musun? Ortada savaş falan yok. Ben sadece ilişkilere inanmıyorum. Eğer inansaydım... zaten bu hayata tek bir kişiyi seçerdim. Bu arada Bahar'la seni gördüm. Bence yakışıyorsunuz. Yeter bu kadar. Bu çiçeği de... o şansı da Bahar'a vermeyi düşünebilirsin bence. Bağırın ameliyatına mı? Oğuz, iyi misin? Hı? Bir sorun mu var? Sorun mu? Benim seninle ne sorunum olabilir ya? Mercimek miydi, pirinç kavanozu muydu? Nereye saklıyordu bu kız paraları ya? Hey yavrum Esma be. Allah'ım bana yardım et. Az lan bu para. Esma ya. Zaten zar zor ayakta duruyorum. Ay çok özür dilerim. Ben seni hırsız sandım ya. Zaten hep yanlış işler yapıyorsun. Beni işe almak gibi. Neden ki? Sen bizim arkadaşımızsın. Arkadaş? Çok safsın be kızım. O benim param mı? Açıkçası beklediğimden az. Bununla idare edeceğiz artık. Maalesef kavanozlarda hala para saklayan pis salak sen kalmışsın. Öyle mi? Bırak oyunu, aç kapıyı! Aç kapıyı! Hastasla nefesini harcama Mehmet. Enayi kapsiyesi. Esma hadi uzattın artık çıkar. Hiçbir şey uzatmadım. Telefon açılınca görürsün. Kimi arıyorsun, polisi mi? Hırsızlığın cezasını çekeceksin Mehmet. Şu hayatta hep ben çekiyorum zaten. Neden açılmıyor bu telefon ya?
Mehmet ne oldu, iyi misin? Ah! Mehmet iyi misin, ne oldu? Aa Esma! Ah! Ah! Mehmet ne oldu, iyi misin? Ah! Ah Esma! Ah! Of, çok acıyor. Ah, ah. Ah! Mehmet ne yapıyorsun? Sana saf olmamayı öğretiyorum. Neden böylesin? Ben buyum kızım. Gerçek Mehmet bu. Sizin gibi saf dorozlara ayrılan sürenin sonuna geldik. Numara yapmaktan sıkıldım. Bana bak. Sakın peşimden gelmeyeceksin. Eğer beni aramaya, yakalatmaya kalkarsan gelip burayı yakarım. Tamam mı? Tamam. Yapmaya mecburdum Esma. Benim olduğum yerde mutluluk kalmıyor. Affet. İzlemek ister misin? Gördüğün gibi kendi isteğiyle çıkıp gitmiş. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Eylül. Eylül. Sen demiştin. Bazıları değişmez. Sen de değişebileceklerine inanmıştın. Tıpkı Bahar'a inandığın gibi. Evet, Bahar değişiyor. Ama Mehmet hep aynı. Belki telefon açsaydım söyleyecekti. Belki telefonu açsaydın. Evet. Bu gece bizim için bir ilk değil. Belki farkında değilsin ama bu gecenin olayı buydu zaten. Aramıza hiç kimsenin girmemesi. Belki Mehmet arayana kadar. Abartıyorsun. Mehmet yüzünden bitmedi herhalde bu gece. Keşke abartsam. Gerçekten keşke abartsam ama gerçekler bunlar. Şu an konuşulan, senin benim için hazırlanman, o ortam. Hatta arabamızı çalan hırsızlar değil, yine Mehmet. Her seferinde seni benden uzaklaştırmayı başarıyor. Saçmalıyorsun. Aslında bu durumu sen yaratıyorsun Mehmet. Daha fazla dinlemeyeceğim Ali. Bence yorgunluktan ne dediğini bilmiyorsun. Keşke yorgunluktan ne dediğimi bilmesen. Bak ne zaman kontrolü bırakıp bana doğru bir adım atsan, rahatlasan, kasmasan, bunu fark ettiğin an hemen bir bahane üretip kaçıyorsun. Çünkü sen kaçmayı seviyorsun Eylül. Bugünün bahanesi Mehmet'ti. Kim bilir yarının ne olacak? Kusura bakma ama bu durum gerçekten beni çok sıkmaya başladı. Ya Esma, Mehmet'in böyle bir şey yaptığına inanamıyorum ki ben. Mehmet ya para için böyle bir şey hayatta yapmaz. Bu çocuk bana bir gecede ihtiyacım olan parayı buldu, düşünmeden verdi ya. İnan, dün geceyi yaşamasaydım ben de öyle hissederdim ama... Zaten herkeste bir gariplik vardı. Niye? Başka kime ne oldu? Oğuz.
Dün Çiçek'le buraya geldin. Kafeye. Evet. Ama seni bulamayınca bırakmadı. Hastanede verdi sonra. Ali Hoca'nın bunun haberi var mı? Yok. Yani bence de olmasın. O hastane başımıza yıkılır Ali Mama. Tamam neyse hadi konuşuruz sonra. Kapatmam lazım. Artık yeni telefonum da geldi zaten. Bin kere ararsın konuşuruz. Olduk görüşürüz. Hadi. Yani Eylül olmak da zor yani. Her şey için her şey çok zor. Hatta benim için de. Eylül hocam bir hasta için acil bakabilir misiniz? Geldim.